Evet, bugün yayınımıza kim geldi? Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Ebru Yörük bizlerle. Hoş geldin. Ebru hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyi, çok teşekkür ederim. En son bir hafta önce görüştük seninle. Evet. Peki, bayağı özlemiştik zaten. Evet, post bariyatrik cerrahi Latince ismiyle, daha doğrusu obeziteden sonra, yani değil mi? O mide kelepçesi veya bilmem şeyden sonra, aşırı zayıfladıktan sonra kalan fazla deri parçalarından nasıl kurtulacağız? Halkın veya bizim anlayacağımız dille bu. Bu nasıl bir işlemdir? Kimlere yapılır? Nasıl yapılır? Bize hemen kısaca böyle bir başlangıç yapalım mı? Post bariyatrik cerrahi nedir? Ama zayıflamanın arkasından olan şey değil mi? Evet, tamam, evet. Zayıflamanın arkasından olan şeyler. Şimdi bariyatrik cerrahi son dönemde çok popülerleşen ve ülkemizde, dünyada çok yaygınlaşan bir cerrahi. Obezite ve morbid obezitenin yarattığı ek sorunlarla birlikte bunlardan kurtulmak için, daha hızlı kurtulabilmek için bariyatrik cerrahi çok yaygın olarak yapılıyor. Zayıflamanın arkasından hastanın vücutlarında ciddi değişimler meydana geliyor. Deri fazlalıkları, sarkmalar. Dolayısıyla biz sonra estetik cerrahi olarak, müdahale olarak bunları düzeltmeye başlıyoruz. İnsanların hayatlarını ve bedenlerini geri vermek üzere. Ben şimdi bir şey sormak istiyorum. Şimdi göğüsten gelelim. Meme emziren bir annenin sonrasında işte sarkma oluyor diyoruz ya. Bu nedir mesela? İşte 9 ay hamilelik sırasında hemen şişmeye başladı diye düşünelim. 9 ay arkasından emzirdi. 1 sene, 1,5 sene, hatta 2 sene emzirdi diyelim. 3 senelik bir deformasyon. Yani tırnak içinde söylüyorum. Bence deformasyon değil ama rahatsız olabilirsiniz sonuçta. Boşaldığı zaman bir sarkma oluyor değil mi? Yani bunun için, yani normal bir sarkma için 3 sene yeterli oluyor mu gerçekten? Farz edin ki ben birdenbire kilo almaya başladım. 3 senede çok kilolu olarak kaldım. 3 senenin sonunda tekrar eski kiloma geldim ama bende yine bir sarkma oluyor mu? Nedir onun süresi? Yani aslında deformasyonun süresi yok. İnsanlar var. Bazı insanlar gerçekten çok deforme olmadan bu süreci atlatabiliyorlar. Gerek emzirmeyi, gerek bariyatrik cerrahide zayıflama sonrasında, ama çoğunluk o kadar şanslı değil. Ne kadar uzun süre o kilolarda kalındıysa ya da o kadar büyüdüyse vücut, aslında o kadar fazla bir deri deformasyonu var. Derimiz her şekilde deforme oluyor. Evet, çok çok. Sonrasında oluyor. Evet, yani hani emzirme sonrasında diyelim, meme çok uzun süre çok büyük kaldıktan sonra meme dokusu bir anda geri çekilince deri buna o kadar hızlı adapte olamayabilir. Dolayısıyla sarkmaya dönebiliyor işler. Deri fazlalaşıyor, içerideki doku kalmıyor. Yine dediğim gibi hani hamilelik sonrasında da buna benzer cerrahiler yapılıyor. Ama çok ciddi zayıflamalar ve kilo vermeler sonrasında yapılan cerrahiler aslında birbirine benziyor. Sadece çıkan dokular ve seanslar ve yapılan işler biraz büyüyor. Bunu şeye benzetiyorum ben, çok balonu şişiriyorsun, boşaltıyorsun, şişiriyorsun, boşaltıyorsun. Bir de şöyle balonlar var, uçan balonlar var. Onu uçan balon, havayı basıyorsun içine, ondan sonra kalıyor 24 saat öyle. Sonra ağzını gevşettiğinde o balon gene öyle kalıyor, küçülmüyor artık. Evet, doğru. Çünkü uzun süre öyle şiş kalmış, uzun süre çok obez kalanlarda kilo hızlı verseler de, yavaş kilo verseler de hiçbir şey fark etmiyor. Değişmiyor. Yani dış deri gene öyle kalıyor. Ben de bu örneği çok veriyorum. Yani bir balonu çok uzun süre şişirli bırakıp oradan oraya salladığınız ve balonun kendisini deforme ettiğiniz bir süreçte, o balonun içini artık boşalttığınızda da balon yerine dönemez. Yani hızlı bir inip çıkmada evet balon toparlayabiliyor kendini ama deri o kadar şanslı değil ne yazık ki. Farz edelim ki mesela bir 100-150 kilonun üzerinde birisinin zayıfladığını düşünelim ve tabii ki bir sarkma oldu. Siz mesela, size başvurduğu zaman nereden başlıyorsunuz? Ya komple istiyor mesela gerçekten. Her yerinde komple de sarkma var. Bacak içinde var, karnında var herhalde tahminimce, evet, göğüs bölgesinde var, kollarında var. Nereden başlıyorsunuz? Fazla derilerden tek celsede boşayabiliyor musunuz? Aa, evet, bir yatışta yani her yerini yapmıyorsunuz herhalde değil mi? Yapmamak daha doğru bir seçenek. Ancak hani tabii ki de biz bunları seanslara bölmeye çalışıyoruz. Kombine cerrahiler hastanın durumuna göre planlanabilecek şeyler. Çünkü bir anda hepsini yaptığınızda hastayı kaldırmanız
ve hayatına devam ettirmeniz çok ciddi zor. Birincisi genel anestezi süresi uzuyor, çıkan doku miktarı çok fazla, kan kaybı, bunların hepsi aslında büyük tehlikeler, bizim için de tehlikeler. Çünkü biz hiçbir hastamızın yatakta öyle günlerce yatmasını vesaire hiç istemiyoruz. Tehlikeyi artıran şeyler. Bizim için ideali anesteziden bir 4-5 saat sonra kalkması ve yürümeye başlaması. Dolayısıyla kombine etmek lazım. Nereden başlıyoruz? Genel olarak alt vücut kısmından, yani karın, yukarıdan kalça. Aşağıya doğru mu? Aşağıdan yukarıya doğru mu gidiyorsunuz? İlk etapta genel olarak ilk istedikleri şey karından kurtulmak oluyor. En göbek. Çok deformiteyi orada görüyoruz çünkü. Yoksa evet, yani baştan başlarsak yüz boyun germeden, meme dikleştirmeye, sırt germe, kol germe, karın, kalçanın şekillendirilmesi, kalçanın şekillendirilmesi bizim için de öyle. Evet, iç bacak, uyluk germeler, bunların hepsi sırayla kombinleyerek ya da tek başına yine hastanın durumuna göre karar verdiğimiz şeyler. Peki dikiş, mesela metrelerce bir dikişten bahsediyoruz yani herhalde diye düşünüyorum. Evet, büyük. İzler var, izler kalıcı. Zaman içinde azalıyorlar ama deformasyonun kendisinden daha iyidir izler genellikle. Evet, işte onu soracaktım. Hani hangisini tercih ediyorlar normalde? Siz örneklerini gösteriyorsunuz. İzler genellikle hastaların en az şikayet ettiği şey haline geliyor. Şey. Çünkü yani çok uzun bir süre 200-150 kilolarda kalan bir insanı siz stabil kilosuna indirdikten sonra oluşan deformasyon, inanın bana izler orada hiçbir şey kalmıyor. Değil mi? İzin çok önemi yok. Çünkü tabii. Düşünsene bir karnın var, dizlerine kadar sarkıyor. Bir ekstra bir spora kilo. Ondan daha da kurtuluyorlar bir dönüşüm. Tabii ekstra deriden de o da bir kilo tabii. Evet. Ondan kurtulmaları bir de mümkün değil cerrahi haricinde. 15-20 kilo daha hafifliyorsun o derilerden kurtulunca. Peki bir tane sorum var. Doğum sonrası karın sarkması, bunun karın germe ameliyatı post bariyatrik cerrahiye girer mi girmez mi? Post bariyatrik cerrahi dediğimizde bariyatrik cerrahi sonrası. Sonrası oluyor ama için. Yapılan işlem yine aynı aslında, yine değil mi? Yine benzer şeyler. Sizin dediğiniz tabiriniz genel kısım mommy makeover, annelik ameliyatları olarak da adlandırıyoruz. Aslında benzer şeyler çünkü orada da bir deformasyon söz konusu, ciddi bir kilo alıp verme, karnın çok deformasyonu, karın kaslarının deformasyonları söz konusu. Aslında evet, yapılan iş çok mu değişiyor? Hayır, teknikler çok benzer ve yapılan şeyler aynı ama çıkan doku miktarında çok büyük değişim var. Bir zayıflama, yani ciddi bir zayıflama sonrası yaptığımızda biz karnı sadece ön tarafta çalışarak bırakamıyoruz. Çünkü arkaya doğru devam etmek, kalçayı ve yine alt belden altını da toparlamamız gerekiyor. Dolayısıyla aslında evet, iş oradan büyüyor birazcık. Aynı şey değil, teknik açıdan evet karın germeler aynıdır. Ama yapılan şey de işte bariyatrik cerrahi sonrasında hastayı pek çok şanslı hastayı karın germeyle bırakıyoruz diyelim. Peki önemli bir sorum daha var. Hakikaten çok çok önemli. Şöyle, bariyatrik cerrahi dediğimiz mide küçültme ameliyatından ne kadar sonra kişinin size gelmesi lazım? Doğru zaman ne zaman? Doğru zaman ne zaman? En az 6 aydır kilosunun sabit olmasını Bravo. İstiyoruz. Bu yabancı yayınlarda 2 yıl sonrasına kadar tekabül edebiliyor. Bir bekleme süreleri var. Çünkü tabii hastayı 300 kilodan ameliyat ederseniz normal kilosuna inmesi ve stabilleşmesi daha uzun bir zaman olabileceği gibi 150 kiloda yaptığınız hastayı da 2 yıl bekletmek ayrı ama stabil en az 6 ay olması lazım. Yani ben mide küçültme ameliyatı oldum ya da işte balon yuttum, kelepçe taktırdım, her neyse birini yaptırdım bunlardan. Kilo verdim, 150 kiloydum. Verdim 80 kiloya geldim ve artık 80 kilodan daha aşağı düşemiyorum. Sporuma gidiyorum, normal beslenmem ölçülü yapıyorum ve 6 aydır 80 kilodaysam o zaman İdeal diyorsunuz hasta. Ki gel yapabiliriz. Artık o zaman gel. O zaman başlayabiliriz. Evet, bunu yaptıktan sonra hastaların yüzde kaçı memnun, yüzde kaçı memnun değil? Kendi ya keşke konuşayım. Ameliyat olmasaydım diyen hiç var mı? Yok, keşke hiç bu kiloya çıkmasaydım diyen çok fazla. Yani hani en baştan o deformasyona gitmemin, en başına dönmeyi isteyen tabii ki de çok fazla ama ameliyatlardan sonraki memnuniyet oranları çok yüksek. Ne olursa olsun, evet bazılarında çok daha majör izler bırakıyoruz ama henüz pişman olanını görmedim bu ameliyatları olduğuna. Ama tabii en baştan bu kiloya çıkmasaydım diyen
Evet. Ama şey, son pişmanlık fayda vermez. Yok, yani ama hani size geldikten sonra kişilerin psikolojileri de çok düzeliyor değil mi? Kesinlikle. Hayatla barışıyorlar, eşleriyle yani barışıyorlar. Kendileriyle barışıyorlar her şeyden ötesi. Yani kendi vücutlarına baktığında, insanın aynaya baktığındaki tatmini çok farklı bir şey. Çünkü o ciddi bir deri deformasyonu ve inanılmaz yaşlanmış hissediyorlar. Bir sürü bir şey var aslında yani. Yani o hala o travmanın etkisinde oluyorlar o deri oradayken. Yine de kendilerine tam olarak zayıflamış hissedemediklerini düşünüyorum. Çünkü çoğunluğu bunu da ifade ediyor. Yani o hala orada, eskinin kanıt orada dururken çok da mutlu olmuyorlar. İş bizim işte bittikten sonra, yani plastik cerrahinin son müdahalelerinden sonra normal hayatlarına devam ediyorlar. Ne kadar süre sonra normal hayatlarına dönüyorlar diye bir soru sorsam? Hangi ameliyattan sonra derim yani? Sizinkinden sonra. Yani bariyatrik cerrahi oldular, normal toparlama ameliyatını oldu. Toparlanma süreci bir hafta sonra normal hayatlarına döner. Yani sporuna herkes gidebilir mi bir hafta sonra? Bir hafta sonra spora başlatmam. Çünkü ne zaman başlatırsın? Ben yaklaşık 3 haftada artık normal yürüyüşlerinize başlayayım. Bir aydan sonra spor diyorum. Yani bir yine de bir kardiyovasküler egzersizi yavaş yavaş açma taraftarıyım. Hasta kaldırabiliyorsa tabii yani. Yani çıkan doku ve yorgunluk miktarına bağlı. Ne kadar kan kaybettiğimize ve ne kadar o esnada yorulduğuna bağlı ama ben biraz sanırım o konuda şeyim ya. Ebru, acı var mı acı? Var tabii. Yani sonrasında acı oluyor mu? Ağrı oluyor mu? Yani ne kadar süre canı yanar? Ağrılar tabii ki de var. Yani hani ama yine aynı şey, hangi ameliyat? Karın germe, bizim açımızdan ağrılı bir ameliyat ama bu ağrı kesicilerle geçmeyen ya da sürekli ağrıtan bir şey değildir karın germe ameliyatı. Hareket ettiği sürece, yani o karın kaslarını şimdiye kadar çok gevşemiş olan, onu hiç kullanmayan insan grubuyla karşı karşıyayız. Onları biz şekillendiriyoruz, tekrar deraltıyoruz. Dolayısıyla bu tabii ki de bir ağrı demek. Çünkü o kasları o saate kadar pek hissetmiyor oluyorlar. Biz orada da bir işlem yapıyoruz. Peki kol germe ve uyluk germe, bacak germe de ağrı çok olur mu? Çok ağrılı değil. Onlar da yok. Bir tek en ağrılısı karın germe. Orada biraz ağır oluyor. Hı-hı. Onun haricinde korkacak çok fazla çok bir şey fazla yok diyoruz. Çok fazla bir şey yok, evet. Peki ayağına sağlık diyoruz o zaman. Bizi bilgilendirdin, izleyicilerimizi de bilgilendirdin. Çok efendim operatör doktor Ebru Yörük, plastik cerrahi ve estetik cerrahisi uzmanı. Ayağına sağlık diyoruz. Ve bugün korkacak hiçbir şey yok, her şeyin çözümü var diyoruz. Aynen, ölümden başkası yalan diyoruz. Eğer bir tek ölmek var, onun haricinde her şey geriye döndürülebilir. Üzülmeyin diyoruz.